Merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu fırsat buldum. Voltaj regülatörü ile ilgili çok fazla soru geliyordu. Bağlantı şeması istiyordu arkadaşlar. Voltaj regülatöründe o kadar çok kablo, o kadar çok bağlantı, o kadar çok eleman vardı ki bağlantı şeması hazırlamak benim için açıkçası çok uzun vakit alacak bir şeydi. Aynı zamanda voltaj regülatörünün içindeki kullandığım devrelerden buna benim ihtiyacım oldu. Bunu sökmek istiyordum. Bir de voltaj düşürücü devremiz yanmıştı. O bölümde çalışmıyordu. Onun siparişini verdim ama gelmedi. Arkadaşlarımız da sürekli voltaj regülatörünün şemasını isteyince sadece yükseltici devre olan bölümün bağlantılarını tekrar yapıp bu elemanın, bu komponentin yerine de başka bir komponent kullanıp voltaj regülatörünü tekrar yaptım. Bu bölüm eksik kaldı. Daha sonra tamamlayacağım. Bilmiyorum. Belki 3D printer'dan yeni bir kutu yapıp bu bölüm olmadan da devam edebilirim. Burası şimdilik çirkin durdu. Daha sonra tamamlayabilirim belki. Belki de tekrar kutuyu basıp bu haliyle kullanabilirim. Şimdi videoyu çekerken bağlantıları olabildiğince açık, olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalıştım. Kablo miktarı olabildiğince azaltmaya çalıştım kablo miktarını. Ama burada size yüzeysel bir bilgi vereyim. Önce çalıştıralım. Gördüğünüz gibi regülatörümüzün bu bölümü çalışıyor. Fanlarımızı içeri aldık. Hazır sökmüşken bu fanlara müdahale ettim. Kutuyu biraz büyüttüm. Kutu biraz vidaları şu an eksik. Vidalarını tamamlayınca bu yamukluk da ortadan kalkacak. Bu hale getirdim. Bu bölümü şimdilik kaldırdım. Burada bazı küçük düzenlemeler yaptım. Gayet güzel şekilde çalışıyor. Şimdi şurada tekrar yüzeysel şekilde bağlantı şemalarını anlatmaya çalışırsam, power supply'imizden çıkan çeşitli renklerde kablolar var. Siyah kablolar eksi. Benim power supply'm için söylüyorum. Sizin power supply'niz de değişik olabilir. Yine voltmetre ile bir ölçün kablolarınızı. Turuncu kablolar 3.3 volt. Kırmızı kablolar 5 volt. Sarı kablolar 12 volt şeklinde bir kablolama var. Şimdi şu siyah jackları direkt power supply'mizdeki siyah kablolara bağlıyoruz. Şunu 3.3 volta kırmızı jackı. Bunu 5 volta, bunu da 12 volta direkt olarak bağlıyoruz. Yani turuncu kabloya, kırmızı kabloya, sarı kabloya direkt olarak bucaklarımızı bağlıyoruz. Bunlar bizim sabit voltajı veren ve power supply'mizden direkt olarak aldığımız için güçlü cihazları bağlayabileceğimiz 3 tane jack'ımız. Şu USB'nin artısını ve 2.1 mm'nin artısını 5 volt kırmızı kabloya bağlıyoruz yine. Şimdi bu voltmetre kısmı bağlantısı, bu regülatörde tek karmaşık olarak niteleyebileceğimiz bağlantı bu bağlantı. Voltaj yükseltici devremize bir sarı kablo, in artı girişine sarı kabloyla 12 voltu getiriyoruz. In eksi girişine de siyah kabloyla eksiyi getiriyoruz. Yine regülatör devremizin, şunu örnek olarak göstereyim. Buraya sarı kabloyu getirdik in artıya, siyah kabloyu in eksiye getirdik. Out artıdan çıkan kablosunu, bu kırmızı kabloyu örneğin, bir bacağını ayarlanabilir jack'ımıza bağlıyoruz. Bir bacağını da bu voltmetremiz üzerindeki kırmızı kalın kabloya bağlıyoruz. Siyah bacağını ise voltmetremizin üzerindeki siyah kalın kabloya bağlıyoruz. Yani kırmızı kablomuzu voltmetremizin üzerindeki kırmızı kalın kabloya ve paralelle birlikte kırmızı jack'a, siyah kablomuzu ise direkt olarak voltmetremiz üzerindeki kalın siyah jack'a bağlıyoruz. Buradan çıkan mavi kablo ise, voltmetremizden çıkan mavi kabloyu amper ölçümü yapacağımız eksi jack'lara bağlıyoruz. Ben bu jack'a bağladım. Yani herhangi bir yükün eksisini buraya verdiğiniz zaman
artısını nereden alırsanız alın, amper ölçümünde o yükün harcadığı amper miktarını, miliamperi veya amperi görebileceksiniz. Yine şuradaki jackların eksisine de bu mavi kablodan çıkan eksiği verdim ki buraya taktığım cihazların da harcadığı amperleri görebilmek için. Tabii bununla voltmetremizde bir de eksi ve artı ince kablolar var. O voltmetremizin çalışması için, kendi çalışması için, kendi elektriği için gerekli kablolar. Onların da artı olanı 12 volta, eksi olanı herhangi bir siyah kabloya bağladığınızda voltmetremiz kendi çalışması için ihtiyaç duyduğu elektriğe kavuşacaktır. Evet, basitçe tekrar bunu söktüm sizler için. Bağlantı şemalarını anlatmak için tekrar bir video çektim. Şimdilik bunu bu şekilde kullanacağım. Daha sonra voltaj düşürücü devre geldiğinde bu bölümleri de doldurmayı düşünüyorum. Ama belki de doldurmadan bu şekilde de kullanmaya devam edebilirim. Sadece kutuyu değiştirip şu çirkin bölümü yok ederek. Burada bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız masanın, çalışma alanının çok dağınık olduğundan şikayet etmişler. Doğru söylüyorlar. Ama burası bir mutfak. Bir mutfakta çalışıyorum. Çok küçük bir masada çalışıyorum. Şu an burada silikon tabancası, lehim istasyonu, vida kutusu, tornavida kutusu, motorların bulunduğu kutular, makaronlar, kablolar, her şeyi bir arada tutmak zorundayım. Akşam olduğunda da bunu toplamak zorundayım. Ev ailesiyle sorun yaşamamam için. Dağınıklık için özür dilerim ama yani bu şartlarda çalışıyorum ve başka da bir şansım yok. Umarım yine de siz bu dağınıklık içinden ihtiyacınız olan bilgiyi çekip alabiliyorsunuzdur. Alamıyorsanız da artık videoların altında yorumlarda sormanız gerekecek. İzlediğiniz için teşekkürler.